Mehdi'nin kasabasında toplanıyorsunuz celsa için. Çaresizliğinizi dua ve yaş akıtmak akıtmanın sonuna erdirsinler. Hayatlarınızın bir sayı haline bir haline getiriniz ki gerçek inkılap söz konusu olsun. Mesih Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bir yazısını daha okuyorum. Şöyle der: dünyada bir peygamber gelmedi ki dua üretmiş olmasın. Dua öyle bir şeydir ki kul ile Allah arasında bir alaka kurur. Bu yolda adım atmak dahi zordur. Ancak her kim adım atarsa, sonra dua öyle bir yoldur ki o bu çaresizleri kolaylaştırır. İnsan mütevatir Rabbinden dua ettiği zaman başka bir insan haline gelir. Onun manevi kötülükleri yok olarak rahat bulur. Her bakım gösterişten uzaklaşır ve onun yolunda her çeşit sıkıntıya katlanır. Allah için diğer insanların hamur edemediği sıkıntılar Allah razı olsun diye ona razı olur. Ondan sonra Rahman ve Rahim olan Allah, tam rahmet olan Allah ona rahmet ile bakar ve onun bütün sıkıntılarını ve kederlerini sevinçlere değiştirir. Allah-u Teala bu gibi duaları etmemizi bize nasip etsin ve bizim dualarımızı kabul buyursun. Bizim sıkıntılarımızı uzaklaştırsın ve bunu sevinçlere değiştirsin. Biz daima Allah-u Teala'nın sevdiği kulları arasında biz olalım. Bugün dahi üzücü bir haber vardır. Merdan'da bizim bir gencimiz dün şehit edilmiştir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Mukarrem Şeyh Umar Cavid Bey babası Şeyh Cavid Ahmet ve amcasının oğlu Şeyh Yasir Mahmud Şeyh Mahmud Emin'in oğlu ile birlikte arabasında evine geri dönüyordu. Motosiklete binmiş olan saldırganlar ateş açtılar. Şehit Ömer Cavet başına isabet etti ve yerinde öldü, şehit oldu. Ön koltukta onun babası ve Şehit Cavet Emin dahi yaralandı. Sürücü dahi yaralandı. Eli her iki yaralı hastaneden yolcu edildiler. Allah-u Teala'nın lütfuyla iyidirler. Allah-u Teala bunlara şifa versin. Acil. 17-18 kurşun vardı arabada. Suçlular kaçtılar. Ancak orada hala insanlar vardır ki iyi insanlar ki başbakanın babası Muhammed Azam Han Hulki yaralılarını ziyaret etti ve hastanedeki insanlara tam olarak bunlara şifa tedavi edin dedi ve şehit merhumun evine dahi gitti başsağlığı dilemek için. Bu ailede Şeyh Niyaz Bey 1907 senesinde biyet etmişti ve sahabiydi Mesih Mevla Aleyhisselatü Vesselam'ın eshablarında. Bunların dedesi Şeyh Nazir Ahmet daha sonra 1932 senesinde 2. halife zamanında biyet ederek cemaate katıldı. Ve daha önce de söylemiş bulunuyorum. Amcası ve kayınpederi Şeyh Mahmud Ahmet 7 kardeşidiler. Bu ailede daha önce de bu aile şehit vermiştir.
Merdan'da bir saldırı söz konusuydu. Orada şehidin ve amcasının oğlu şehit olmuştu. Ondan sonra amcası dahi 8 Kasım'da şehit edilmişti. Oğlu yaralanmıştı. 1974 senesinde dahi bunların kayınlarından birisi şehit edilmişti. Bu ailede 1974'ten beri bu şehadetler devam etmektedir. Ancak yine de bunlar bütün zorluklara katlanmaktadırlar. Bütün aile cesur bir şekilde karşı koymaktadır. Ben de onlarla konuştuğum zaman, belki konuştum onlarla da, eski şehadet zamanında cesaretli bir şekilde hasıla ile hislerini beyan ediyorlardı. Merhumun amcası ve kayınpederi Şeyh Mahmud Ahmet değişik zamanlarda 20'den daha fazla cemaat duruşmalarında larına maruz kaldılar ve hapiste dahi kaldılar. Bir cemaat duruşmasında mahkeme 5 yıl ceza vermişti. Halbuki en fazla 3 sene cezası vardı ama mahkeme 5 yıl vermişti. Ondan sonra da üst mahkeme bunları tahliye etmişti. Daha önce de söylemiş bulunuyorum. Birçok kişi bunların aileleri kaçırıldılar. Bunların mağazasında bir bomba dahi patlatılmıştı. Amcası ile birlikte bir iş yapıyordu. Lazım hizmeti hal. Merdan'ın Merdan idi, muhasib idi. Dikkat ediyordu genel olarak, söylemiştim. Erkenden mağazanızı kapatarak eve gidin. Gidiyorlardı eve, 300 metre kala bunlara ateş edildi ve bunlar şehit edildiler. Allah-u Teala geçen sene, 2 sene önce evlenmişti. Çocuk, kız karısı hamiledir. Allah-u Teala kendisine şifa versin. Her çeşit zorluklardan korusun. Allah-u Teala merhumun derecelerini daha da yüceltsin. Bütün akrabalarına sabır ve hafızına versin. Namazdan sonra ben bunun cenaze namazını, gayb cenaze namazını kıldıracağım. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله يكرم